يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون يعني yani, اي sizi ve sizden yaratan Rabbinize ibadet takva mertebesine vasıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki, arzı size döşek, semayı binanıza dam yapmış ve semadan suları indirmiş ki, sizlere rızk olmak üzere yerden meyve ve sair gıdaları çıkartsın. Öyle ise Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki, Allah'tan başka mabut ve halikiniz yoktur. Mukaddeme akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale alemi İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti şahittir ve keza ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi, maaş ve meade, yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir ve şahsi ve nev'i kemalata vasıtadır ve Halık ile abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Birisi, insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acip ve latif bir mizac ile yaratılmıştır. O mizac yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntehap şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zinetli şeylere arzu eder, insaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek giyecek vesaire hacetlerini istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. O sanatlara vukufu olmadığından ebnai cinsiyle teşrik mesai etmeye mecbur olur ki her birisi semere-i sayi ile arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Fakat insandaki kuvve-i şehaviyye, kuvve-i gadabiyye kuvve-i akliye sani tarafından tahdid edilmediğinden ve insanın cüzi ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından muamelatta zulüm ve tecavüzler vuku'a gelir. Bu tecavüzleri önlemek için cemaat insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki fertler o külli akıldan istifade etsinler. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak şeriattır. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. Peygamber olan zatın da zahiren ve batinen halka olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi Halık ile olan dereceyi münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mucizelerdir. Sonra Cenabı Hakk'ın emirlerine ve nehilerine itaat ve inkiyatı tesis ve temin etmek için saniyen azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır bu tespit de ancak akaid ile yani ahkamı imaniyenin tecellisiyle olur. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur. İkincisi, ibadet fikirleri sani hakime çevirtirmek içindir. Abdin sani hakimi olan teveccühü itaat ve inkiyadını intac eder. İtaat ve inkiyad ise abdi intizamı ekmel altına idhal eder. Abdin intizam altına girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle hikmetin sırrı tahakkuk eder. Hikmet ise kainat sayfelerinde parlayan sanat nakışları ile tebarüz eder. Üçüncüsü, insan santral gibi bütün hilkatın nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kainattaki nevamisi ilahiyenin şualarına bir merkezdir. Binaenaleyh, insanın o kanunlara intisap ve irtibat etmesi, ve o namusların eteklerine yapışıp temessük etmesi lazımdır ki umumi cereyanı temin etsin ve tabakatı alemde deveran eden dolapların hareketlerine muhalefetle o dolapların çarkları altında ezilmesin. Bu da ancak o emir ve nevahiden ibaret olan ibadetle olur. Dördüncüsü, emirleri imtisal, nehilerden içtinab etmek sayesinde, bir fert heyeti içtimaiyede çok mertebelerle nisbet peyda eder ve alakadar olur. Bilhassa ahkamı diniye ve mesalihi umumiye hususunda bir fert bir nevi hükmüne geçer. Yani pek çok hukuklar, haysiyetler, irşatlar, talimler, ıslahlar gibi vazifeler bir şahsa yüklenir. Eğer o emri imtisal, nevahiden iştinab eden o şahıs olmasa, o vazifeler tamamen payimal olur. Beşincisi, insan İslamiyet sayesinde ibadet saikası ile bütün Müslümanlara karşı sabit bir münasebet peyda eder ve kabi bir irtibat ve bağlılık elde eder. Bunlar ise sarsılmaz bir uhuvvete, hakiki bir muhabbete sebep olur. Zaten heyeti ihtimayenin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamaklar uhuvvet ile muhabbettir. İbadetin şahsi kemalata sebep olduğunun izahı İnsan cismen küçük, zayıf ve aciz olmakla beraber hayvanattan addedildiği halde pek yüksek bir ruhu taşıyor ve pek büyük bir istidada maliktir ve hasredilmeyecek derecede meyilleri vardır ve gayri mütenahi emeller sahibidir ve addedilemez fikirleri vardır ve gayri mahdut şeheviye ve gadabiyye gibi kuvveleri vardır ve öyle acayip bir yaratılışı vardır ki sanki bütün enva ve alemlere fihriste olarak yaratılmıştır. İşte böyle bir insanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren ibadettir. İstidatlarını inkişaf ettiren ibadettir. Meyillerini temyiz ve tenzih ettiren ibadettir. Emellerini tahakkuk ettiren ibadettir. Fikirlerini tevsi ve intizam altına alan ibadettir. Şehviye ve gadabiyye kuvvelerini had altına alan ibadettir zahiri ve batini uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden ibadettir. İnsanı mukadder olan kemalatına yetiştiren ibadettir. Abd ile mabud arasında en yüksek ve en latif olan nisbet ancak ibadettir. Evet, kemalat-ı beşeriyenin en yükseği şu nisbet ve münasebettir. İhtar, ibadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse o ibadet batıldır. Faydeler, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar. Kur'an-ı Kerim vakta ki ya eyyuhen nasu emriyle insanları ibadete davet etti. Sanki lisanı haliyle ne için ibadet yapalım? illeti nedir diye sorulan suali, Kur'an-ı Kerim, Rabbekumullezî halakakum ile ahir cümleleriyle cevaplandırmak üzere, saniyin vücudu vahdetine dair bürhanları zikretmeye başladı.